Bütün canlılar eşeğsiz üremez. Bütün canlılar eşeğiyle üremez. Ama bütün canlılar bir şekilde neslini devam ettirmek ister. Dediğimde sınıfta mutlaka şu soruyu sorarlar. Ama hocam, kısır olanlar ne yapıyor? Kısırlık arkadaşlar, ya aynı türden olmayan canlıların çiftleştirilmesiyle ortaya çıkar ya da metabolik ya da anatomik bir rahatsızlık sonucunda ortaya çıkar. Yoksa her canlı türü neslini devam ettirmek için üremek durumundadır. Bu konuda ben şunu söylüyorum. Pandalar üremek istemiyor ya. Pandalar üreme konusunda çok zayıflar. O yüzden nesillerini devam ettirme konusunda güçlük yaşıyorlar. O yüzden pandalara bu konuda çok kızıyorum. Yani insanlar onlar için hayatta kalsınlar diye bir sürü şey yapıyor. Bunlar üremiyor. Enteresan ve ne kadar hayatta kalmaları gerekiyor. Buna da ya tabii ki kalsınlar, her canlı hayatta kalsın da, yani doğanın da bir işleyişi var. Güçlü olanın hayatta kalıp neslini devam ettirebilmesi gibi. Biz onları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Evet, sevimliler, siyah beyazlar, şirinler, bambu yiyorlar, totoların üzerine oturuyorlar. Güzelce o bambu senin, bu bambu benim götürüyorlar. Bambu da bize çok faydalı, ekosisteme çok faydalı. Burada bir denge gerekiyor sevgili arkadaşlar.